Hey seyirciler, benim adım Kerem. SmackDown Shatterman'a hoş geldiniz. Vince McMahon'la böyle bir olayımız oldu ve büyük ihtimalle ileride de devam edecek. Ama yani bence bir bakıma bitti yani. O kadar da büyük bir olay değil. Tamam, hani etkisini görmeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. Ama ben kendimi boş sayıyorum. Ve her boşaldığımda demek istemiyorum, çok farklı olacak. Her boş kaldığımda bir şey yapmayı çok severim. Hayır, boşalmak değil. Güzel bir şey olurdu, plot twist olurdu ya da ne bileyim, böyle dönüp dolaşıp oraya gelirdik de. Hayır. Bir kemer için maç yapmak isterdim ama görünüşe göre Vince izin vermeyecek. Direkt Raw'un başında çıkmış ve banacı satacak herhalde. PPV'nin sonucu hakkında mutlu olmalısınız. İşte ama şimdi bu bitecek. Gel buraya. Rhino? Ne? Yeni bir ordum varmış gibi hissediyorum. Bir dakika, bu Rhino değil lan, Roman Reigns. Nasıl karıştırırım Rhino ile Roman Reigns'i? Tabii ki de. Çok da mantıklı değil mi arkadaşlar? Jeff Hardy'yi bir yapalım dedi, hani fanların sevdiği insanı yapalım dedi. Jeff Hardy az önce yüzünü kırdı, o yüzden şimdi Vince fanlardan nefret ediyor. O yüzden kendi adamını getirdi. Kendi adamı da Roman Reigns. İşte her şey mantıklı olmaya başladı. Evet, her neyse. Şimdi senin için burada bir maç var. Maçım var. Jeff. Bu gece Rhino ve Booker T ile Triple Threat maçı yapacaksın. Ya da Rhino ve Booker T de aman anladınız zaten ya, birebir çevirmeme gerek yok herhalde. İnanamıyorum, nasıl da bir sürpriz. Daha çok bir handicap maçı gibi. Evet, çünkü Vince McMahon'ın adamları olduğu için benim ağzımı yüzümü kıracaklar. Ama içimden bir ses onun hiç umurlarında olmayacak gibi geliyor bana. Hani şey yapacaklar. Direkt birbirlerine de dalacaklar ama aslında cool olurdu. Direkt Rhino ve Booker T'yi de bana dalsaydı harbiden çok cool olurdu. Bu arada Matt Hardy'ye de gördüğünüz gibi yani Vince Natar'a dokunmuş. O da çünkü Triple Threat maçı yapıyor ama herhalde Scotty Too Hot ile D1 Vince McMahon'la alakasızdır. Bilmiyorum. Önemli değil ya. Zaten Matt Hardy gerizekalı. Kendinin başının çaresine bakar diye düşünüyorum. Bakalım bakabilecek mi? Aa, baktı, inanmıyorum. Bravo. Bravo Matt Hardy, bravo. En azından takımı batırmadın tamamıyla. O tag team maçında merdivene çarptıktan sonra öldüm ama yani neyse. Sırada biz varız. Bakalım rezil olacak mıyız? Göreceğiz. Rhino vs. Jeff Hardy vs. Booker T. Umarım bana karşı çalışmazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü devam ettirmek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz YGS'den önce kaydetmiştim en son. Şimdi bugün tekrardan başladım. Hala pazar günü bu arada, merak ediyorsanız. Ve bugün hiçbir maçımı kaybettim değil mi lan? Kaybettim tabii en son. Abi doğru ya, son bölümde kaybettim. Ben de ne güzel artistik yapacaktım, hiçbir maçımı kaybetmedim falan. O zaman şunu diyebilirim, hiçbir singles maçını kaybetmedim ya da tag team dışında hiçbir maç kaybetmedim, öyle diyeyim. Evet, kendi başıma olmadığım, daha doğrusu kendi başıma olduğum hiçbir maçı kaybetmedim. Ve öyle de kalacak arkadaşlar, bundan emin olabilirsiniz. Bu arada hayır, bunu yapamazsın, kaybettin işte, kaybettin say. Benim de bir defansım var. WrestleMania'da Undertaker tag team maçı yaptı ve tag team maçını kaybetti Undertaker WrestleMania'da. Şaka yapmıyorum. Gidin bakın, bulacaksınızdır. Undertaker WrestleMania'da maç kaybetti. Tag team maçı diye saymadılar. WWE sayabiliyorsa ben de sayabilirim ulan. Tamam mı? Lanet olsun. And here comes the big dog, Roman Reigns. Yeah! Çok güçlü adam. Aman tanrım, ne kadar da güçlü, ne kadar da yakışıklı. Şu gözlere bakın, masmavi. Tanrım. İşte Shelton Benjamin,
Pardon. Şey, Bobby Lashley. Şu an Vince McMahon olarak konuşuyorum, fark etmediyseniz. Yok lan, ne Bobby Lashley? Devon Dudley ya, ne diyorum ben? Yok ya, Devon Dudley de değildi galiba. Neydi ya, hatırlayacağım bir saniye. Ha, Apollo Crews ya, nasıl unuturum seni? Nerede kaldın Apollo Crews? Hadi başlayalım. Booker T, ne yapıyorsun? Uf. Evet. Bu videoda daha enerjiyim gördüğünüz gibi. Çünkü geçen videoda olamazdım abi yani. İki tane tag team maçı vermiş bana. Matt Hardy ile. Depresyona giriyorum ben Matt Hardy ile tag team maçı yapmak zorunda kaldığımda. Ama tek başıma olduğumda her şey daha eğlenceli. Ayrıca bu daha önemli şimdi. Çünkü Vince McMahon benden revanşını almaya çalışıyor falan. Yediği dayak dolayısıyla. Of, süper bir komboydu. Sıra bende. Bana sıra vermedin. Aha, Del Rio'nun finisher'ını yapacak sandım ya. Onun kadar gerzek bir finisher görmedim harbiden. Tyson Kidd'in finisher bile daha mantıklı. Yani sharpshooter saymazsak. Diğer finisher, hani böyle saçma bir swinging neckbreaker yapıyor ya. O finisher'dan bahsediyorum. O bile daha hani mantıklı. Ya da Final Cut bile daha mantıklı. Final Cut, yok lan, Final Cut Big Show'un finisher'ıydı. Hani MVP yapıyordu ya finisher'ı, ondan bahsediyorum. O kadar amaçsız bir finisher ki ya. Neyse. Whoop. Leg drop. Extreme leg drop. Abi çok güzel böyle uçabilmek. Woo. Roman, sen de böyle uçabilmek istiyorsundur eminim. Aa, bir saniye, konuşmayı unuttum arkadaşlar. Roman'a bakınca, gözlerine bakınca aşık oldum ona. Kesinlikle de böyle bir şampiyon olmayı hak ediyor mavi gözleriyle, tanrım. Ah shit. Pantolonumu değiştirip geliyorum arkadaşlar, bir saniye. Yani ben bir pantolonumu değiştirip geliyorum. Bu sırada Jeff Hardy dans etsin. Puh, geri geldim, tamam. Daha fazla bakamayacağım Roman Reigns'e. Çok yakışıklı çünkü. Şu an hala Vince oynuyorum bu arada. Sesini çıkarmasın, yani Vince'in sesini yapmasam da hala Vince oynuyorum. Abi harbiden YouTube videolarında çok gülüyorum ya. Böyle çünkü yorumlarda şey yazıyorlar falan, benim mavi gözlü Ferrari'm falan yazıyor böyle adam. Vince McMahon olarak hesap açıyor, sonra aynen böyle işte mavi gözlü Ferrari'm WWE şampiyonu oldu falan. Çok mutluyum. Abi harbiden çok, en komik şeylerden bir tanesi o ya. Bir de Sait Punk falan var. Arada bir o da geliyor. Saçma sapan şey. Abi bugün niye beni tuş ediyorsunuz ki? Sanki tuş edebilecekmiş gibi. Dokunmadılar bile bana maç boyunca. Bak ama Roman Reigns'i tuş edemezsin abi. Edemezsin. Onun güçlü gözükmesi gerekiyor. Booker T miydi? Evet, aa, Booker T miydi bilmiyorum. Yok lan. Gore derken? Lütfen. Rhino'dan bahsetmiyoruz burada. Nasıl Roman Reigns'e böyle hakaret edersin? Jerry King Lawler. Seni atıyorum. Buradan atıyorum seni. Git. Bilmiyorum nerede çalışır. SmackDown'ı yönlendiriyorum seni artık. SmackDown'da kimsenin izlemediği şovda takılabilirsin. Bir dakika. Vince'i gerçek dünyadaki Vince'i oynuyorum arkadaşlar. Orada bu dünyadaki Vince'i değil. Çünkü bu dünyada Vince SmackDown'ın daha iyi olduğunu düşünüyor, o yüzden mantıklı olmazdı. Bu arada bu kritiğe ne diyordum ben ha? Bir daha öyle yaparsan, bir daha Roman Reigns'imi, aşkımı güçsüz göstermeye çalışırsan seni atarım, tamam mı? Seni ne, tutuklarım diye mi geliyor? Ne al? Seni kovarım, tamam mı? Hayır. Resmen kıçına girdi ayağım ama hayır yani. Tuş edemezsin. Evet Roman, Jeff'i dövebilirsin. Döv Jeff'i. Ona kalbimi açtım. O ne yaptı? Kalbimi aldı, yere attı ve üstüne etti. Onu yok etmelisin Roman. Hop, Jawbreaker. Bak çok alıştın sen ya. Çok alıştın. Ne bileyim. Aklıma Zenci ismi gelmiyor şu an. Zenci güreşçi ismi gelmiyor daha doğrusu. Bütün sevdiklerimi söylemişler. Gerçi Bobby Lashley'i sevmiyorum ama. Şşş.
Kimsenin bilmesine gerek yok arkadaşlar. Uf, iyi ki daha fazla koşmadım yoksa gebermiştim. D1 Dudley'i de sevmiyorum. Harbiden zenci ismi aklıma gelmiyor. Gerçi şimdi onu düşünmenin vakti değil ama olsun. Böyle yapma. Gore yapacak sanıyorum sürekli. Harbiden aklıma zenci güreşi gelmiyor. O yüzden daha fazla uzatmayacağım yani. Bir tek aklıma gelen Jay Lethal, o da WWE'de değil ya şimdi, o yüzden. Jay Lethal zaten TNA'deydi ya uzun süre. O yüzden Vince kesinlikle bahsetmez Jay Lethal'dan. Hani kaza olarak bile Jay Lethal demez çünkü biliyorsun Vince McMahon TNA'den nefret ediyor falan böyle. Eskisi kadar olmasa da hala ediyor yani. Neden eskisi kadar olmasa da diyorum çünkü eğer eskisi kadar olduğu kadar nefret etseydi AJ Styles şu an hani PPV'de main event olmazdı. Bu kadar basit bir açıklama. Aa, ne kadar kardeş kardeş yatıyorlar. Booker T'yi ne yaptığını sanıyorsun? Kovulmak mı istiyorsun ha? Kovulmak mı istiyorsun? Benim de başka hareketim yok anasını satayım. Harbiden kendim sinir oluyorum bunu yapmaya ama refleks olmuş arkadaşlar, üzülürüm yani. Yapmamaya çalışacağım herhalde ama söz veremem. Hop Roman. Aman tanrım, nasıl da bir hareket Roman Reigns'den. İnanılmaz güreşi. Şeye çok sinir olmuştum ya. WrestleMania'dan sonraki Raw'da şey diyordu. JBL. Ne kadar da çılgın izleyici. Normalde sevdikleri insanları sevmiyorlar. Sevmedikleri insanları seviyorlar falan. Hani böyle oyuna getirmeye falan çalışıyor. Gerizekalı yerine koymaya çalışıyordu herkes. Buna çok sinir olmuştum. Aynı zamanda gülmüştüm de çünkü tabii ki de kimse inanmadı. Herkes JBL lütfen yapma falan. Bir de çok komik oluyor çünkü o kadar fazla buluyorlar ki Roman Reigns'i böyle buuuu falan diye ses böyle delirmeye başlıyor. Uuuu falan. Çok komik oluyor. Ben yapamasam da her ne kadar. Gore! Teşekkürler. Finisher olarak Gore yapmamış. Ne kadar cömertin, zıt anlamlısın. Yine Türkçem beni batırdı. Ya da ben Türkçeyi batırdım, ikisinden biri. Hangisi gönlünüze hoş geliyorsa. Bu maç gereğinden fazla uzadı. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Booker T. Bana Shinsuke Nakamura olmak zorunda bırakma kendimi. Ulan ya. Jelibon yiyeceğim. Jelibon yiyeceğim ki sinirim bozulmasın. İşte bu Roman Reigns. Big Dog. Aa, hadi be. Tuş etmeye çalışıyor herhalde. Gel şuna tekme at. Ulan Jeff. Ve tekme bile atamıyoruz. Neden? Çünkü Roman Reigns'i güçlü göstermemiz gerekiyor. Abi şu an kapımda döner bıçağıyla Roman Reigns fanları bekliyor beni, biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Sen Roman Reigns'e nasıl öyle dersin? Pardon, Roman Reigns değil, Roman Baba'ya. Bir de öyle diyorlar, Roman Baba'ya nasıl öyle dersin? Yani tam Roman Reigns'i sevmeni anlayabilirim de Roman Baba nedir ya? Hani resmen böyle Tanrı'ya şey, Allah'a dua ediyor böyle Roman Baba diyerek, umarım yıllar boyunca sevgilim olmaz falan. Yani ne bileyim. Şimdi o da mantıksız çünkü yani gerizekalı demek istemiyorum da. Harbiden şu an kendimi böyle bir köşeye sıkıştırdım, kaldım abi. Ama yani o tip konuşması olan erkekleri seven ilginç yaratıklarda, kızlar da var yani. Özellikle lisede abi o kadar gerizekalı kız var ki ya. Çok kanser oluyorsunuz izlerken falan. Kızlar resmen SmackDown yapıyor falan. Pile Driver yapıyor falan. Ağzını yüzünü kırıyor kızın, küfür ediyor. Ama kız çıkıyor onunla hani. Nasıl bir mazoşistler anlamıyorum yani ama. Şimdi yorumlarda bunu diyorsun çünkü senle çıkmıyorlar. Gerizekalı.
Gerçi yorumlarda hiç öyle diyen yok ya bana. Hiç böyle troll negatif falan yok. O yüzden yorumlarımı seviyorum. Her ne kadar çok cevap vermesem de. Ama son zamanlarda diss atıyorlar falan böyle. Benim de içim acıyor. Keşke cevap versem falan diye. Ya genelde üşendiğimden cevap vermiyorum ya da şeyimde olmuyorum yani böyle. Mood'umda olmuyorum, nasıl diyeyim? Çünkü okul, genelde YouTube'a en çok okuldan geldiğimde bakabiliyorum. Okuldan geldiğimde de yorgun ve sinirli oluyorum. Hani ters bir şey dese birisi ağzını yüzüne söveceğim böyle. Saçma sapan normalde demeyeceğim şeyler diyeceğim falan. Yok yere drama çıkacak. Bilmiyorum ya. Ama son zamanlarda ekstra efor sarf etmeye başlayacağım. Yani başladım zaten. Yorumlara en azından her videoda 3-5 tane yoruma cevap vermek istiyorum. Öyle daha eğlenceli oluyor. Rhino'nun bu arada 3 tane finisher varmış, seni görüyorum. Rhino dedim, çok özür dilerim, lütfen beni kovma. Roman Reigns'in 3 tane finisher varmış, görmedim yani. Hadi anasını satayım ya, kanser olacağım. Tuş etme onu. Bravo Jeff. Hadi lan. Ya gel, of ben çıkaracaktım senin ringden. Oh Flapjack. Roman. Dördüncü finisher geldi Roman Reigns'in. Tanrım. Aynen bana dalma dur. Roman Reigns'i çıkalım ringden. Roman Reigns'i tuş edemeyiz, neden? Roman Reigns'in güçlü gözükmesi gerekiyor. Onun da finish'i gelmiş. Hooo Booker T seni şerefsiz. Daha yeni gelmişti, insan beklerdi biraz. Eyvah. Gore mu geliyor? Gore gelecektir. Hızlı olamadı. Bu çok iyi çünkü benden dikkatleri dağıldı. Toparlanırım bu sayede. Yani devam edin. Triple Threat'ler neden bu kadar zor sürüyor ya? Devam et. Rhino. Rush Aaron. Oh Spinebuster. Gel buraya. Görüşürüz. Ringden çık ulan. Tamam, yerde de kalabilirsin. Çabuk. Hop. Saçma finisher. Ben bunu finisher yaptım. Hadi tamam, çok uzamasın. Tabii ki de çok uzamasın dediğim için yıllar sürecek bu maç. Yürü be. Fırlat bana. Ah be, çok manyak olurdu fırlatsaydı. Oo, geçmiş olsun. Geberdi adam. Hayır. Jeff çabuk ol. Oh tamam. EQ uzun animasyonu yapmadı tuş olurdu yoksa. Yürü be Power Slam. Yapmayın bunu. Tek yapmak istediğim sizi tuş etmek. Çok şey mi istiyorum? Ben cevaplayayım. Hayır, çok şey istemiyorum. Hayır. Uf ne çabuk. 5 tane finisher oldu. Roman'ın durumu vahim. Keşke bir de finisher'ını yapabilse yani. Oynaşıyorlar neden sonra. İşte bu. Tornado DD freaking T. Yerde o adam. Booker T yerde. Twist of Fate Roman Reigns. Seni güçlü göstermek ister. Yapma bunu. Jeff. Eyvah. Bir. Hadi bir. İki. Çok uzun sürdü ya. Keseceğim büyük ihtimalle. Oraları yani. Yoksa hani 25 dakika falan olacak. Bayağı sıkıcı olurdu yani. O yüzden oraları keseceğim büyük ihtimalle. Her ne kadar Roman'ı güçlü göstermek istesek de olmadı maalesef. Neyse. Benim için sorun yok yani. Hala 99'dayız ve hala tek başımız olduğumuz hiçbir maç kaybetmedik. Önemli olan bunlar. Gerisi hikaye zaten. Normalde her bölüme 2 maç sığdırmaya çalışırım da. Fark ettiyseniz 20 dakika sürdü neredeyse bu maç. Ya da 15 dakika falan sürmüştür. Ya main event niye sürekli tag team maçı yani
Teddy Longgrave'da mı? Öyle bir şey mi var yani? Benim bilmediğim bir şey mi dönüyor burada? Neyse, bu hafta bitti herhalde. Bitti, evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir daha bu kadar yıllar süren Triple Threat maçı olmaz. Göreceğiz. Bir dakika, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.